yapılsın özel bir hastaneye. Burada kentsel dönüşüm yaptıralım. Türkiye Karite Derneği Bursa Şubesi KALDER ile Bursa Sanayicileri ve İş Adamları Derneği BUSİAD İşbirliği ile düzenlenen 14. Karite ve Başarı Sempozyumu başladı. Sempozyumun ana teması sürdürülebilir mükemmellik olarak belirlendi. Türkiye Kalite Derneği Bursa Şubesi KALDER ile Bursa Sanayicileri ve İş Adamları Derneği BUSİAD'ın düzenlediği Kalite ve Başarı Sempozyumu başladı. İş yaşamımızdaki düşünce dünyası inanılmaz bir değişim gösteriyor. Bu yıl 14.sü düzenlenen ve 2 gün sürecek sempozyumun ana teması sürdürülebilir mükemmellik olarak belirlendi. Bilimin ve çağdaşın bakış açısıyla küreselleşme hareketlerini harmanlayarak dünya ölçeğinde 3 ayaklı sürdürülebilirliği hedef almalıyız. Kastedilen yeryüzünün kaynaklarının hakkaniyetli paylaşmak, barışı savunmak, ortak evrensel insanlığımızı, çeşitli değerlerimizi, inançlarımızı ve geleneklerimizi şekillendirmektir. Her zaman güçlü olmak zorundayız. Bu da bize bilim ve teknolojiye hakim olan bir refah toplumu yaratmak için ve yenileşim kültürünü toplumun her yerine katmanına yaymak zorunda olduğumuzu işaret ediyor. Sempozyumun ana oturumunda gazeteci Mete Çubukçu, Tofaş CEO'su Cengiz Eroğlu ve Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Lisani Atasayan konuşmacı olarak yer aldı. Sempozyum kapsamında gerçekleştirilen Bursa Mükemmellik Ödül Töreni de cumartesi günü yapılacak. Mükemmellik ödülü için finalde Birosit ve Doğu Pres firmalarıyla İlhan Parseker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yarışacak. İstanbul Maltepe'de psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.